Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Havelsan'la yaptığımız canlı yayınlarda genellikle bu yayınları, genellikle değil bugüne kadar hep Ankara'da yaptık ama ilk defa bugün sahaya indik. Bugün İstanbul'dayız, Tuzla bölgesindeyiz ve Tuzla'da Yoncuonuk Tersanesi'nde rıhtım desek herhalde buraya dek, rıhtım nedir, neyin üzerindeyiz? Şu anda güvertinin, rıhtımın üzerindeyiz. Tolga Bey hoş geldiniz bu arada tekrardan. Hoş bulduk. Bugün arkamda görmüş olduğunuz silahlı insansız deniz aracı SİDA, hep böyle İHA'lara aklımız takılıyor. SİDA Sancar'ın hikayesini iki değerli konuğum var. Beraber konuşacağız. Sancar'ın detayları, bu gökyüzünde başlayan insansız sistemler karadan sonra artık su üstünde, dünyada nereye doğru gidecek? Bu tür konuları beraber konuşacağız ama size önce konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Hemen yanımda Yoncuonuk Genel Müdürü Yavuz Aras Bey. Yavuz Bey, biz hoş geldik tesislerinize. Sizlerle beraber bugün buradayız. Sizlere sorularımız olacak. Önce sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle Tolga Bey, hoş geldiniz. Sancar'ın üretim hattı olan Yoncuonuk Tersanesi'ne. Deniz Bey ile birlikte sizleri bugün burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Bu vesileyle de Savunma Sanayi Başkanlığımıza bize bu fırsatı tanıdığı için onlara ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Bu proje Savunma Sanayi Başkanlığımız tarafından adı konmuş, konseptleri konmuş, çok çok önemli bir proje ve çok iddialı yaklaşımlar var. Ve tabii ki olayın Havelsan tarafında Deniz Bey var. Havelsan'ın İstanbul ayağını yürütüyor. Ankara'da genel müdürlük, İstanbul'da da ağırlıklı deniz sistemleri. Havelsan Arge ve Platform Entegrasyon Direktörü Deniz Remzi Dumlu. Deniz Bey, siz buradaki Havelsan'ın deniz sistemlerinden mi sorumlusunuz? İstanbul ayağını oluşturuyorsunuz değil mi? Tolga Bey, çok teşekkür ediyorum. Herkese de iyi akşamlar diliyorum bu arada. Ben de Yavuz Bey gibi İstanbul bölgesine ve Tersane bölgesine hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi Havelsan'ın komuta kontrol savunma teknolojilerinin İstanbul bacağında bir mühendislik direktörlüğü var. O mühendislik direktörünün başında da ben varım. Burada genelde yaptığımız şey komuta kontrol sistemlerini Advent özelinde ve daha önceki komuta kontrol sistemleri özelinde geliştirmek ve bunları Türk Deniz Kuvvetleri'nin ve dost ülkelerin deniz kuvvetlerine ait platformları montaj ve entegrasyonu yapıp bunları hem Türk Deniz Kuvvetleri'ne hem de dost ülkelerimize teslimi sağlayan bir ekibin başındayım, onu yönetmekteyim. Burada tabii Sancar dediğimiz zaman insansız hava araçlarıyla Türkiye insansız sistemlerde çok çok önemli bir adım attı. Bu sadece tabii gökyüzüyle sınırlı kalmadı. İKA olarak adlandırılan insansız kara araçları sistemlerinde de benzer bir konsept var. Ve işin üçüncü ayağını da insansız su üstü sistemleri, SİDA'lar veya insansız deniz araçları, İDA gibi farklı farklı alt başlıklar oluşturmakta. Şu anda da Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan projede bir konsept konulacak. Bugün arkamda görmüş olduğunuz Sancar'ı detaylı bir şekilde işleyeceğiz. İlerleyen dakikalarda ise bugün biraz hem sahaya indik, konsept olarak da farklı bir yaklaşım içerisindeyiz. Değerli savunma editörü, altı değerli arkadaşımız, sektörel yayın yapan, bu konuda uzmanlıkları olan arkadaşlarımızın sorularıyla da beraber olacağız. Sancar için bir kısa bir tanıtım filmi hazırlandı. Eğer rejimiz hazırsa bu filmi de önce bir izleyelim. Şöyle bir dışarıdan görelim. Arkasından benim sorumlularımla beraber Sancar'ı sizlere anlatmaya başlayalım.
Evet, tanıtım filmini Sancar'ın izledik. Gerçekten performans açısından çok farklı bir sistem. Bu Sancar'la ilgili olarak da tabii ki iki çok önemli savunma şirketimizin çok büyük tecrübeleri var. Önce ben sorulardan birkaçını ben kendim çok merak ediyorum. İzninizle sormak istiyorum. Ve tabii ki Yavuz Bey'e sormak istiyorum. Yonca Onluk Tersaneleri çok ciddi bu sektörde gerçekten butik üretim yapan, bunun yanı sıra geliştirdiği teknolojileri dünyaya da farklı ordularına, deniz kuvvetlerine, hükümetlerine de ihraç etmiş Yonca var. Yonca Onluk olarak arkamda görmüş olduğunuz Sancar'a ne ekliyorsunuz, siz neyi yansıtıyorsunuz Yonca Onluk? Aslında biz sizin de bahsettiğiniz gibi gemi inşa sektöründe çok butik bir alanda inşa faaliyeti sürdüren bir tersaneyiz. İleri kompozit teknolojileri kullanarak bugüne kadar sizin de ifade ettiğiniz gibi 10 ülkenin 14 farklı organizasyonunda 170 üzerinde botumuzu teslim ettik. 170 halen, bot? Evet, 170'in üzerinde. Üzerinde. An itibariyle 176 diyebilirim. İnşallah Sancar'la birlikte bu 177 olacak teslim ettiğimiz, bitirdiğimizde. Bence 177'de kalmazsınız bu sektöre girince, bu sayı herhalde 10'ar 20'şer çıkacak. Biz de öyle değerlendiriyoruz. Dolayısıyla Yonca Onluk ortaklığı olarak bu alanda gerçekten kendimizi farklı bir yere koyuyoruz. Türk gemi inşa sanayinin özellikle kompozit gemi inşa alanında lider konumunda bir tersane olarak bu sektörde faaliyetlerimize devam ediyoruz Tolga Bey. Peki Havelsan, Deniz Bey'e soralım. Havelsan Sancar'da hangi sistem ön planda? Tolga Bey, şimdi savunma sanayi Cumhurbaşkanlığı ve savunma sanayi başkanlığımızın başlattığı bu vizyon kapsamında Türkiye'de üretilmekte olan bu silahsız insan, silahlı insansız deniz araçları dediğimiz SİDA'ların her birinin üretilmekte olanın her birinin farklı bir takım yeteneklere sahipti. Bu kapsamda baktığımızda Sancar'ın da diğerlerinden ayıran bir takım özellikleri var. Ben çok özür dileyerek lafınızı kesiyorum. Biraz internetle ilgili problem yaşıyoruz. Biraz sonra tekrar bağlanacağız, tekrar devam edeceğiz kaldığımız yerden. Yayının başında da belirttiğim gibi bugün İstanbul'dayız, Tuzla'dayız, Ankara dışındayız. Bazen teknik aksaklıklar olabiliyor. İnternetle ilgili kısa bir problem yaşadık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tersane şartlarında burası bir üretim yeri. Aynı zamanda Türkiye'nin dünyaya denizcilik açısından açılan özel bir kapısındayız. En son Deniz Bey'e bir soru sormuştuk ama yarım kalmıştı. Sancar'a, SİDA'ya, Havelsan olarak sizler neler katıyorsunuz Deniz Bey? Tolga Bey, çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın vizyonu çerçevesinde yani Türkiye'de birden fazla SİDA üreticisi mevcut. Bunların her birinde birbirinden farklılaşan ve ortaklaşan bir takım özellikleri var. Ama Sancar için konuşursak bunların hepsinin ötesinde bir öne çıkan belirgin bir farkı var bize göre. O da bu platformda Advent sistemini kullanıyor olmamız. Advent, yani Advent bu SİDA'nın aklı desek? Çok doğru bir kelime olur, çok doğru bir benzetme olur. Aklının ötesinde yani ilave fonksiyonlarımız da var. Belki konuşmanın ilerisinde onlardan bahsediyor oluruz. Gazeteci arkadaşlarımdan da epey soru var Advent'le ilgili. Evet. Sonuçta Advent bu sistemin aklı ve diğer ek özellikleriyle birlikte sistemin aklını götüren bir yapı. Ama bir yandan da herhalde Yonca Onluk'la ilk ortaklığınız değil. Bu daha önceden de farklı projelerde sanıyorum. Tabii ki Havelsan'la birlikte daha önce farklı projelerde, farklı ihalelerde birlikte çalıştık. Havelsan bizim bu anlamda stratejik ortağımız diyebilirim. Evet. Dolayısıyla ben de Deniz Bey'in sözlerine bu anlamda katkı babından birkaç bir şey daha ilave etmek isterim Yonca Onluk özelinde. Aslında Sancar her ne kadar bir prototip olarak şu anda Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir projesi olarak devam etse de aslında bu anlamda kendini kanıtlamış bir dizayn, tasarım. O da neden? Şöyle ki biz daha önce gene Savunma Sanayi Başkanlığımızın açtığı bir ihale, deniz kuvvetlerimizin süratli devreye botu ihtiyacını karşılamak maksadıyla 8 adet botumuzu deniz kuvvetlerinin envanterine teslim ettik. Ve bu botlarımızın tekne yapısını Sancar'ın inşa süreçlerinde kullandık. Bu botlarımızın dolayısıyla denizcilik özelliklerini, manevra kabiliyetlerini ve deniz kuvvetlerimiz tarafından harekat sahasında bilfiil kullanması nedeniyle kabiliyetlerini, imkanlarını gördük ve performansını da bir anlamda test etmiş olduk. Bu anlamda Sancar aslında kanıtlanmış bir tasarım. Sadece içinden biraz insanları alacaksınız. Evet, Havelsan Advent'i daha etkin olarak kullanılacak ve ortaya Savunma Sanayi Başkanlığımızın koyduğu muhtemel 4 farklı proje devam ediyor. O sorularda da onlardan da biraz söz ederiz. Bu projelerle birlikte
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da belki de sahada bunu deneyerek yeni konseptler ortaya çıkacak. Ben eminim ki Türkiye İHA'da yakaladığı başarının bir benzerini su üstünde yakalayacak. Programın başında da dediğim gibi sizler de lütfen izleyicilerimiz merak ettiği konularla ilgili lütfen bize yorum yazsınlar. Bu yorumlardan da soruları değerli iki konuma soracağım ama bugün aslında bu programı benle yapan çeşitli gazeteci arkadaşlarım var, savunma editörü arkadaşlarım var. Eğer rejimiz hazırsa ilk sorumuzu Anadolu Ajansı'ndan Göksel Yıldırım'la birlikte hazır olduğu zaman video bana rejiden şu an işaret geldi. Hazırmış. Savunma sanayinde insansız sistemlerin kullanımı giderek yaygınlaşıyor. İnsansız hava ve kara araçlarına yakın zamanda insansız deniz araçlarının eklenmesi bekleniyor. İnsansız sistemler muharebe sahasında sürpriz etkisi başta olmak üzere bir dizi önemli sonuca yol açıyor. Türk savunma sanayi bünyesinde de insansız deniz araçları alanında bir dizi proje yürütülüyor. Bunlardan bir tanesi de Havelsan ve Yonca Onuk Tersanesi tarafından yürütülen Sancar projesi. Peki Sancar projesini diğer projelerden ayıran özellikler neler? Ya da başka bir ifadeyle Sancar'ın alameti farikası nedir? Evet, Göksel Yıldırım'ın sorusu. Göksel diyor ki şu an Türkiye'de 4 farklı SİDA projesi yürütülüyor. Sancar SİDA'yı diğer 3 projeden ayıran en önemli özellikler nedir? Daha doğrusu Sancar'ın SİDA'nın alameti farikası. Bir Yonca Onuk tarafından isterseniz siz de başlayalım. Tabii aslında az evvel gene bahsetmiştik. Sancar SİDA'nın bizim açımızdan alameti farikası kendini kanıtlamış bir tasarım olması. Bunun yanında modüler inşaat teknolojisi kullandığımız için Sancar'ın kendinden beklenen mevcut görev fonksiyonlarını yerine getirirken ileride doğabilecek, ileride ihtiyaç olabilecek farklı görevleri yerine getirmek için ilave görev yüklerini de üzerine alabilme olması Sancar'ı bu anlamda da farklı bir yere koyuyor. Ayrıca Deniz Bey buna ilave edecektir muhakkak. Bizim Havelsan'la olan işbirliğimiz kapsamında Advent'i kullanıyor olmamız ve bu anlamda yer kontrol istasyonundan Advent Savaş Yönetim Sistemi vasıtasıyla Sancar'ı otonom olarak kontrol edebiliyor olmamız da bizim aslında ön plana çıkaran özelliklerden birisi olarak değerlendiriyorum ben. Siz ne diyorsunuz Deniz Bey? Bu arada arkadaşlarımız da Savunma Sanayi ST'den Anıl Şahin'in videosunun sorusunu hazırlasınlar. İkinci soru olarak onu alacağız. Ve ben de çok katılıyorum. Yani üzerindeki görev yükü açısından baktığımızda çok modüler bir yapıya sahip olarak dizayn edilmiş vaziyette tekne. O görev yükünün değişmesiyle birlikte onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek olan üzerindeki mini komuta kontrol dediğimiz Advent de bu platform üzerinde bulunuyor. Ama buradaki en belirleyici özelliklerden bir tanesi platformda Advent olmasının yanında Advent kullanan diğer deniz kuvvetleri unsurların tarafından da kontrol edilmesi bir özelliğe sahip. Yani diğer gemilerle konuşabiliyor tabirini kullansak. Diğer gemilerle konuşabiliyor ve diğer gemiler tarafından da kontrol edilebilir bir yeteneğe sahip oluyor. Aynı zamanda gerekirse sahilde kurabileceğiniz bir yer kontrol istasyonu üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. Bu diğerlerinden bence ayıran belirgin farklardan bir tanesi. Şöyle bir örnek versek, bilemiyorum, menziller tabii deniz üzerinde değişiyor. Buradan SİDA'yı yola çıkardık. Şöyle Tuzla açıklarına geldik, adalara geldik. Bir başka gemiye devredip Advent üzerinden belki Tekirdağ açığına, Çanakkale açığına götürmek, farklı farklı Advent sistemleri, deniz kuvvetlerinizin ana sistemi, böyle bir şey mümkün mü acaba? Mümkün. Bu tasarladığımız, düşündüğümüz bir şey. Yani birbirlerine devredilecek şekilde buradan göndermek, başka bir platform tarafından kontrolün devralınması, orada başka görevler tahsis edilmesi gibi konular bizim de gündemimizde. Dolayısıyla çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Aslında pardon. Sancar'ı sadece bu anlamda görev yükü ve donanımlar aslında bazında inşa etmiyoruz. Bu silahın nasıl kullanılacağına yönelik Havelsan'la birlikte konseptleri de düşünüyoruz. Nasıl kullanılmalı, neler yapılabilir, bunları birlikte her zaman değerlendiriyoruz ve düşünme aşamasındayız. Neticesinde Sancar hayata geçtiği zaman konseptiyle birlikte göreve başlayacak. Ben izleyicilerimiz için kısa bir şey söyleyeyim. NASA İHA'larda uydu üzerinden buradan kaldırıp çok uzun bir menzil içerisinde takip edebiliyorsak SİDA'larda da Advent sistemiyle Sancar gemilerimizi görebildiği zaman, komuta edildiği zaman çok daha o gemilerimiz neredeyse oraya kadar menzili tabii ki yakıtıyla
ne dahilindeyse oralara kadar gidecek. Ben bir teknikle bir şey sorayım. Kaç saat denizde kalabiliyor? Menzil olarak? Sancar şöyle 10 knot süratle 400 mile kadar seyir icra edebiliyor. Bu anlamda 40 saat kadar denizde kalabilme imkan kabiliyetine sahip bir platform. Yani 400 mil böyle bir İstanbul'dan çıkarsak çok rahat yani İzmir'i... İstanbul Boğazı'nı geçeriz. İzmir'e kadar geliriz. İzmir'e çok rahatlıkla tabii. Görev yapıp oradan dönebilecek menzil ki epey bir menzili buradan görmüş oluyorsunuz. Şimdi ikinci videomuzda, ikinci sorumuza geçeceğiz. Anıl Şahin, Savunma Sanayi ST sitesinin genel yayın yönetmeni Anıl'ın sorusunu dinliyoruz. Merhabalar, iyi yayınlar. Benim iki sorum olacak. Öncelikle insansız sistemlerin rahat harekat icra edebilmeleri açısından yönetim ve muhabere sistemleri çok önemli. Bu kapsamda Sancar'ın bu yetenekleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Ayrıca deniz harekat ortamı elektronik harbin yoğun olarak uygulandığı bir ortam. Bu kapsamda Sancar ne gibi öz savunma kabiliyetlerine sahip? İkinci sorum ise Sancar'a Advent Savaş Yönetim Sistemi entegre edileceği daha önce duyurulmuştu. Advent şu anda Türk Deniz Kuvvetleri'nin birçok platformuna entegre edilen bir savaş yönetim sistemi. Peki Sancar'a ne gibi yetenekler kazandıracak? Bunu da açıklarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Anıl'ın da sorusunda özellikle elektronik harbe karşı ne tür etkileri, ne tür önlemler var Sancar'la? Bunu soruyor Anıl. İsterseniz Deniz Bey siz mi cevap vermek istersiniz? Ben cevap vereyim müsaadenizle. Tabii dost yani barış zamanı kullanılmasının ötesinde harp zamanında bu sidaların kullanılacağını varsayıyoruz. Harp zamanı kullanıldığı durumlarda biliyorsunuz elektronik karıştırma ortamı. O da bir silah haline geldi artık günümüz evet, savaşlarında. Kesinlikle. Burada tabii hem kendisinin harekatını icra edememesi, kendi lokasyonunu şaşırması gibi birçok elektronik harp biliyorsunuz yöntemi mevcut. Bu yöntemlere karşı belli standartlar kapsamındaki korumalarımız, GNSS karşı karıştırmaya karşı koruma, artı veri iletimindeki bir takım şifreleme ve kriptolama metotlarını biz de harp sahasında uyguluyor olacağız. Bu arada tabii Reci'deki arkadaşlarımız MSI dergisinden Seçil Özsay'ın sorusunu hazırlarken benim bununla ilgili de bir sorum var. Türk savunma sanayi başta Aselsan olmak üzere elektronik harp konusunda oldukça yetenekli, keza Havelsan'ın da bu konuyla ilgili çeşitli çalışmaları var. Bunlardan etkilenmeden bu operasyonu yapmak sadece tabii deniz araçları değil hava ve karada çok çok önem arz ediyor. Bu açıdan da Türkiye'nin ciddi bir tecrübesi var desek katılır mısınız buna? Kesinlikle. Yani Türkiye'nin geçmiş 15-20 senesi içerisindeki savunma sanayinin gelişimine bakarsak dışarıdan tedarik eden bir ülkeyken şimdi artık kendisi üreten ve dışarıya bunları satışını gerçekleştiren ülke haline geldik. Bunların içerisinde tabii ki elektronik harp sistemlerimiz de var. Onun haricinde silah sistemlerimiz de var. Diğer sensör sistemlerimiz de var. Bu anlamda söylediğinize katılıyorum. Hem elektronik harp alanında hem diğer alanlarda gerçekten dünyada belli seviyeye ulaşmış bir ülke haline döndük. Savunma sanayinin çeşitli firmaların katkısıyla. Ben videolarımda gerek Havelsan'la beraber hazırladığımız buradaki canlı yayınlarımızda, videolarımızda işte sistem size aitse, yazılımını siz yapabiliyorsanız, özgün bir hale getirebiliyorsanız, milli bir sistemi özgün hale getirdiğiniz zaman işte bunları kendi konseptinize oturtturmak veya dışarıdan gelecek engellere karşı daha kuvvetli olmak herhalde çok çok önemli. Bu da bu projenin temel noktalarından biri olduğunu düşünüyorum. Bu arada tabii MSI dergisinden Seçil Özsoy'un soruları var. Seçil Hanım'ın da sorularını beraber dinliyoruz. Merhabalar. MSI dergisi olarak buradan herkese iyi yayınlar dileriz. Bizim 3 tane sorumuz olacak. İlk sorumuz Havelsan'a. Sancar SİDA Advent Savaş Yönetim Sistemi tabanlı ilk insansız görev sistemine sahip. Advent'e insansız deniz araçlarına yönelik kabiliyetler nasıl bir süreçte eklendi? Çalışmalarınız ne zaman başladı ve nasıl ilerledi? Bu süreci sizden alabilir miyiz? İkinci sorumuz Yonca-Onuk Tersanesi'ne. Yonca-Onuk Tersanesi yıllardır insanlı platformlar tasarlıyor ve bu platformlar dünya genelinde de kullanılıyor. İnsansız platform tasarlamanın zorlukları nelerdir ve Yonca-Onuk Tersanesi bu konuda ne gibi yenilikler getirmiştir? Ve son olarak da her iki firmaya ortak bir soru sormak istiyoruz. Türkiye son dönemde insansız deniz araçlarına yönelik önemli çalışmalar yürütüyor ve bu çalışmalar sektör kamuoyunun da gündeminde önemli bir yer edinmeye başladı. Örneğin 25-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Saha Expo'da insansız deniz sistemlerinin geleceği ve Türkiye'nin potansiyeli başlıklı bir panel gerçekleştirilecek.
Sizler bu panelde ne gibi konuların ele alınması gerektiğini düşünüyorsunuz? Ve sizce sektörün öncelikleri bu konuda neler olmalıdır? Verdikleri yanıtlar için şimdiden her iki firma yetkilisine teşekkür ederiz. Değerli meslektaşımız Seçil Özsoy, MSI dergisinden sorduğu soruda öncelikli olarak yonculukla başlayalım. İki tarafa da sorular var çünkü. Uzun yıllardır insanlı sistemler tasarlıyorsunuz, insansıza doğru bir adım attınız. Burada insanlıyla karşılaştığımız zaman karşılaştığınız sizin bir zorluklar var mı veya nasıl bir konsept değişikliği? Tolga Bey, teşekkür ederim tekrardan bu soru için. Biz demin de bahsetmiştim, yaklaşık 35 senedir gemi inşa sektörünün ileri kompozit teknolojileri kullanarak yüksek süratli platformları yapıyoruz. 10 ülkenin 14 farklı organizasyonunda bu botlarımız kullanılıyor. Sorumuza gelecek olursak, biz bu geçen süre zarfında elde ettiğimiz tecrübeyi, bilgi birikimini Sancar'ın gerek tasarım gerekse gemi inşa alanındaki faaliyetlerine de yansıttık. İnsanlı yerine insansız olarak inşa ettiğimiz bu botumuzda özellikle ekipmanın yerleştirilmesine yönelik olarak genel aranjmanlarımızı ortaya koyduk. Dolayısıyla aslında bu bilgi birikimimiz ve tecrübemiz Sancar'ı silahsız olarak inşa etmemiz, insansız olarak düzeltiyorum, inşa etmemiz açısından bize bir zorluk yaratmadı. Gene Havelsan'la birlikte bu botun ileride ihtiyaç olabilecek konseptlere yönelik olarak görevlendirilmesi, tasarlanması açısından da birlikte fikir jimnastiği yaparak daha neler yapabiliriz hep düşündük, tartıştık ve bunun üzerindeki çalışmalarımız da detaylı olarak devam ediyor. Dolayısıyla bugün burada günün sonunda şunu söyleyebilirim size, Havelsan'la birlikte milli bir otonom yazılımı olan, özgün bir otonom yazılımı olan, tasarımıyla yerli ve milli olan Sancar'ı bugün sizlerin huzurunda takdir etmekten de ayrıca çok büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Benim kısa bir sorum olacak bununla ilgili. Normalde sizin tasarladığınız, ürettiğiniz teknelere baktığımız zaman böyle teknenin su üzerindeki formuyla Sancar'ın biraz daha formu arasında böyle bir yaklaşım farkı. Çünkü sonuçta insan olduğu zaman insanın ayakta durabileceği kadar yükseklik gerekiyor teknelerde. Bunda daha sistemlerin daha tasarımsal olarak daha sahtaya yakın olması gibi. Böyle konseptlere dikkat ettiniz mi veya bunların radar ekoları açısından? Tabii ki onları da göz önüne alıyoruz. Sancar silahlı, insansız bir deniz platformu olması sebebiyle özellikle bu anlamda insanlı platformların yapamayacağı görevleri yapmak, insanlı platformları tehlikeye atmadan onların görevlerini yerine getirmesi açısından önem arz ettiği için tasarımımızda bunları kesinlikle göz önüne aldık. Zaten arkada da göreceğiniz üzere baktığınız zaman bir insanın durabileceği bir veyahut da kullanacağı bir pozisyon yok gibi gözükmekle birlikte bütün bunlar tasarımda nazara dikkate alındı. Bir taraftan da rejideki arkadaşlarımız Defense Turkey'den Cem Akalan'ın sorusunu hazırlarlarsa ben de sevgili Seçil Özsoy'un sorularındaki Havelsan tarafına doğru, evet. Deniz Bey'e doğru geçelim. Advance sistemini Seçil Özsoy'un sorusunda insansız bir sisteme uyarlarken bir farkı var mı? Çok nasıl bir süreç oldu? Kolay oldu mu Advent'i Sancar'a uygulamakta? Seçil Hanım'a çok teşekkürler. Yani bu çok güzel bir soru. Advent sistemi, Advent yazılımından bahsedersek, Advent yazılımının bir ürün ailesi olarak biz görüyoruz. Deniz Kuvvetleri tarafından da bu şekilde görülüyor. Ürün ailesi her boy gemide kullanabildiğimiz bir savaş yönetim sisteminden, yani küçük botlardan büyük TCG Anadolu, yani LHD sınıfı büyük gemilere kadar kullanabiliriz. Ama hep insanlı. İnsanlı. Onun haricinde kara versiyonları, yani karada kullanabileceğiniz, kara kontrol olarak kullanabileceğiniz veya gözetleme sistemi olarak kullanabileceğiniz versiyonları, onun haricinde havadaki platformlarda kullanabileceğiniz versiyonların yanında bu SIDA projesiyle beraber ve Yonca ile beraber işbirliğimiz kapsamında Advent'in ismini de Rota koyduk. Evet. Advent Rota'nın bu tip platformlarda, insansız platformlarda da belli yetenekler sergilemesi için bir türevini oluşturduk Advent. Dolayısıyla hem diğer Advent'lerle, yani havadaki, karadaki ve denizdeki diğer Advent'lerle uyumlu olmanın yanında içerisinde bir takım karar destek, yapay zeka üniteleri barındıran, üzerindeki görev yüklerini de diğer gemilerde olduğu gibi kullanan, ağ destekli yetenek kapsamındaki açılmış olan kanalları da kullanması imkan tanıyan bir üzerine bir Advent sistemi koymuş olduk. Yapay zeka çok önemli. Havelsan'ın sadece deniz değil bütün sistemlerinde yapay zeka hep ön plana doğru çıkıyor. Advent'i Rota dediniz buraya uyarlarken. Rota'da yapay zeka ile örneğin ne gibi görevler böyle bir tabii ki
Şimdi değerli izleyicilerimiz kusura kalmasınlar. Bu projelerde o kadar gizlilikler o kadar yüksek seviyede ki bize tabiri caizse böyle yılan gibi kıvrıla kıvrıla böyle bir kuple cevaplar vermeye en azından ben gazeteci olarak onları almaya çalışıyorum. Bize böyle bir çok azıcık bir şey yapay zeka ile ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Çok kısayla çok uzun arasında söyleyebilirim. Ben arada bir şey seçeyim. Buyurun, buyurun lütfen. Şimdi bu platformlarda otonom kullanım ön planda ki Sancar'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi de o. Otonom kullanım esnasında üzerinde bir görev yükünüz var. Bunu vermiş olduğunuz ve buna vermiş olduğunuz bir görev var. Görev yükünü kullanarak. Görev yükü dediğimiz şey belki izleyicilerimizden bilmeyen olabilir. Üzerine koyduğunuz silahlar, sensörler ve görev yükü diyoruz. Onları kullanarak icra edeceği faaliyete de görev diyoruz. O tahsis ettiğiniz görevi icra ederken üzerinde karar verici bir insan yok. Kendi başına vermiş olduğunuz görevi icra ederken bir takım kararlar vermesi lazım. Bu kararlar içerisinde kullanabileceğiniz birkaç alternatif var. Bunlardan bir tanesi kural tabanlı sistemler. Yani buysa, buysa, buysa bunu yap. Bunu gördüysen, bunu yaptıysan, bunu yaptıysan bunu yap gibi. Bu kurallar silsilesini bulabilirsiniz. Bazı alanlarda da bunu yapay zeka ile, yani çeşitlendiğinde kurallar serisi, bunu yapay zeka ile yönlendirmeniz mümkün. Dolayısıyla her ikisinin karma şeklini biz Advent Rota'da görüyor olacağız. Yapay zekanın da gelecek askeri sistemlerde ne kadar önemli bir yere geleceğini de belki su üstünde Advent Rota evet. üzerinden Sancar'da test evet. edeceksiniz. Ortak bir soru var tabii ki Seçil'in sorduğu. Malum 25-28 Ekim'de Saha Expo var İstanbul'da. Sancar'ı acaba görebilecek miyiz? Bir de burada silahlı insansız deniz araçları silahlar konusunda bir sempozyum olacak. Oranın da moderatörü benim. Bu yapılacak panelde sizce mesela hangi konular ele alınabilir? Sancar'ın belki ilk lansmanı biraz Saha Expo'da görebilecek miyiz? Ben de biraz toparlayıp soruyu sizlere sormak istedim. Aslında Deniz Bey ile daha öncesinde yaptığımız görüşmelerde biz Sancar'ın kendisini oraya götürmek istiyorduk. Ancak orada Sancar'ı sergileyecek bir alan maalesef. Koca bir tekne kolay değil tabii ki. Kolay değil. Dolayısıyla şimdi oraya bir Sancar'ın maketini götürüp hem Sancar'ı tanıtmak hem de aslında bir nevi lansmanını bu anlamda yapmayı düşünüyoruz. Saha Expo'daki tanıtım veyahut da bu icra edilecek faaliyete gelirsek orada da aslında burada konuştuğumuz benzer konuların daha detaylı olarak sizin moderatörlüğünüzde orada yapmayı düşünüyoruz. Siz de bu konuda bize destek olursanız aslında çok seviniriz. Tabii ki. Önemli olan bakalım ne konseptler gelecek. Evet. Bu sorular da muhtemel o panel için önemli bir altyapı evet. oluşturacak. Bu soruların bir benzerleri de orada soracağız sizlerle. Konuşma imkanımız olacak. Hazırsa eğer Defense Turkey'den Cem Akalın'ın sorusunu alalım. Sevgili Cem'in sorusunu ve ondan sonra devam edelim. Sancar SİDA yapay zeka ve sürü görev kabiliyetine sahip olabilecek mi? Bu kabiliyetle beraber 10 ya da daha fazla insansız deniz aracı ya da silahlı deniz aracının üzerindeki silah ve sensör sistemlerinin tek bir mobil kontrol istasyonu veya gemi üzerinden kontrolü mümkün olabilecek mi? Evet, yapay zeka ile ilgili çok önemli bir soru sevgili Cem Akalın'ın. Yapay zekanın bir kısmını konuştuk ama bu tür SİDA'ların tek bir mobil kontrol istasyonu ya da gemi üzerinden kontrolü mümkün mü? Gemi kısmını konuştuk ama mobil istasyonla ilgili kontrol açısından neler söylemek istersiniz Deniz Bey? İki tip kullanım şekli mevcut. Sizin de bahsettiğiniz gibi bir tanesi bunun yer kontrol istasyonu üzerinden kontrol ediliyor olması veya Advent kullanan başka bir platform üzerinden de kontrol edilebiliyor olması. Her iki durum için farklı. Bir de ayrıca bunların tabii otonom kısmı için bahsediyorum. Yani otonom kullanım modundaki durumdan bahsedersek siz ona bir görev veriyorsunuz. İsterseniz gemideki Advent üzerinden verin, isterseniz yer kontrol istasyonu dediğimiz sahildeki mobil yer kontrol istasyonu üzerinden verebilirsiniz. Bir görev verdikten sonra otonom şekilde kendisine bu görevi icra ediyor ve icra ederken ki bir takım raporlamalarını aldığı bilgileri de ana istasyonuna geri gönderir vaziyette oluyor. Bu moddayken herhangi birden fazla otonom şekilde çalışacak Sancar'ı görevlendirmeye herhangi bir engel yok. Dolayısıyla istediğiniz miktarda denize ne kadar varsa
hem Advent üzerinden hem de yerdeki kontrol istasyonu üzerinden otonom olarak görevlendirebilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Bu arada Reci'deki arkadaşlarıma da ben C4 Defense'ten Mahmut Bölükbaş'ın sorusunu hazırlamalarını rica edeceğim. Buyurun Deniz ben Bey. Ben bir ekleme daha yapayım. Lütfen. Bir de uzaktan kontrol tabii modu var Sancar'ın. Uzaktan kontrol modunda ise kullandığınız gemiden de kullanabilirsiniz, sahilden de kullanabilirsiniz. Bu modlarda tabii ki birden fazlayı kontrol etmek için, yani uzaktan kontrol ettiğinizde bunun bir pilotajı gerekiyor. Yani üzerinde bir kaptan olmadığı için o kaptanı bunu kontrol edecek kişinin de sahilde olması gerekiyor. Dolayısıyla aynı anda birden fazla eğer botu kullanmak istiyorsunuz ve bunlar farklı lokasyonlardaysa onları kullanacak şekilde o kadar miktarda kaptanda bulunduruyor olmanız gerekiyor her durumda. Ama otonom moda geçtiğinizde onu kontrol eden yer kontrol istasyonlarının veya Advent, gemideki Advent üzerinden istediğiniz sayıda, iletişim kanallarının el verdiği oranda istediğiniz sayıda sancak kullanmanız mümkün. Cem Bey'in sorusunda hem mobil istasyon hem Advent üzerinden kontrolünü sancarın konuşmuş olduk. Bu da olayın bir başka boyutu olmuş oldu. Bu arada tabii ki C4 Defense'ten Mahmut Bölükbaş'ın sorusu hazırsa lütfen alalım. C4 Defense'ten değil. Biraz sonra tekrar geleceğiz. Bu sistemlerle ilgili benim merak ettiğim konulardan biri de sürü konsepti olacak. Bir sürü mümkün mü? Çünkü İHA'ların bir sonraki aşaması örneğin tekilden boyutlar küçülüyor ve bir sürü konseptine geçiliyor. Bu da olayın muhtemel yazılımıyla ilgili çok farklı bir boyut. Sizce bu, şimdi büyük büyük araçları görüyoruz. Muhtemel bunların daha da büyükleri olur ama sürü açısından ne düşünüyorsunuz? Aslında Advent'in imkan kabiliyetleri kapsamında bunun yapılabileceğini biliyoruz. Konseptsel olarak da hareket alanında kullanırken sürü tekniğinin çok büyük faydalar sağlayacağını kullanıcıya biliyoruz. Bu anlamda da Advent'in bu imkan kabiliyetinin olduğunu veya bu en azından yazılımının devam ettiğini biliyoruz. Deniz Bey sanırım bu konuda daha detaylı şeyler ifade edecektir bize. Ben yine çok özet bir bilgi vereyim. Advent'e güncelleme geldi. Sürü güncellemesi. Sürü güncellemesi geldi. Hemen download ettik hazır. Daha doğrusu Havestan'a bir sürü güncellemesi geldi demek daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi Havestan, Baha ve Barkan ile zaten otonom sistemlerdeki çalışmalarını da sürdürüyordu. Bunların sürü olarak birlikte hareket etmesiyle ilgili arka planda çalışmaları da vardı. Şimdi Sancar'ın da denize inmesiyle ve göreve başlamasıyla birlikte aslında bu sürü yeteneğine biz Sancar'ı da dahil etmiş olacağız. Yani hem Baha hem Barkan, yani karada ve havada bulunan insansız araçlarla beraber denizde olan bir deniz aracında birlikte kullanılması, sürü halinde kullanılması de mümkün olacak. Yani bildiğiniz gibi yani Havesan'ın bu kapsamda sayısal asker veya sayısal harp sahası ile ilgili bir konsepti var. Bu konsept üzerinde de çalışılıyor. Yani bütün bu araçların birlikte kullanılabilirliği, bunların bir kısmı sürü olarak veya bir deniz aracının, insansız deniz aracının, insansız hava aracını kullanması veya kara aracını kullanması, uzaktan gene kontrol ediyor olması gibi bir takım konseptler çalışılıyor. Bu kapsamda bir takım arka plan mühendisliği çalışmaları da yapılıyor. Dolayısıyla söylediğiniz şey Advent'e bir sürüm yüklemesinden ziyade Havalimanı'nın sürü konseptine aslında bir sürüm yüklemesiyle beraber Sancar'ı dahil etmiş oluyoruz. Tabii biraz önceki Cem Akalın Defense Turkey'den sorusunda şöyle bir nokta vardı, onu biraz es geçmişiz, tekrar bir sormak isterim. Örneğin işte yapay zeka var, Advent var, mobil istasyonlar var. Bu sürü kabiliyetini örneğin 10 Sancar olsa denizde, bunları bir beraber tek bir mobil istasyondan kontrol edebilmek veya gemiden kontrol edebilmek Advent'le mümkün hale gelecek sorusu. Aslında hani otonom moddayken sayı sınırımız yok. 10 veya sayı daha sınırınız sayı sınırımız yok. Yani iletişim kanallarının imkan verdiği oranda sayıda otonom modda görev planlama, bu görevlerle ilgili rapor edilenleri algılama, bunları sergileme, bunlarla ilgili karar destek modüllerini çalıştırma imkanı var. Ama demin dediğim gibi eğer uzaktan kontrol modundaysanız emniyetli seyir için mutlaka bir kaptanın kontrol ediyor olması lazım botu uzaktan. Ve o kapsamda birden fazla botunuz varsa birden fazla da kaptan kullanmanız gerekecek. Bu şekilde çok sayıda sürü konseptini de yapmış oluyorsunuz. Eğer hazırsa Mahmut Bölükbaş'ın C4 Defense'ten o soruyu alalım lütfen. Öncelikle Tolga Bey ve değerli misafirlerine merhaba diyorum. Benim iki sorum olacak.
Bunlardan birincisi yonca onuğa. Yonca onuğu zaten süratli ve sağlam platformlar üretmesiyle tanıyoruz. Bu sancarın platformunu biz hava araçlarından, deniz karakol uçaklarından ya da helikopterlerden atabilecek miyiz? Paraşütle ya da herhangi bir başka yöntemle uzak görevlerde kullanılabilecek mi sancar? İkinci sorum Deniz Bey'e, Havelsan adına. Normalde Advent ihracat değeri yüksek bir sistem. İhraç edildiği ülkeler mevcut. Ve sancar sistemi de Advent sistemiyle gömülü olarak müşterilere sunulacak. Başta deniz kuvvetleri olmak üzere. İhraç değeri söz konusu olduğunda müşterilere, kullanıcılara Advent gömülü sistemiyle mi sunulacak? Yoksa arzu eden ülkeler bunu kendi mevcut tercih ettikleri sistemlerle değiştirebilecekler mi? Böyle bir modifikasyon düşündünüz mü? Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, C4 Defense'ten sevgili Mahmut Bölükbaş'ın sorusu. Örneğin havadan denize bu tür, tabii sancar bayağı büyük, bunu taşımak için ciddi bir hava aracı gerekebilir. Örneğin havadan atıp denize veya büyük bir helikopter düşünün. Böyle bir konsept olabilir mi acaba diye soruyor. Evet, teşekkür ediyorum Tolga Bey. Bu anlamda şunları da söylemek isterim. Öncelikle C4 Defense'in bu anlamdaki tespitlerine tamamen katılıyorum. Biz Yonca Onuk ortaklığı olarak Türk Deniz Kuvvetleri'ne, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ve diğer ülkelerin bu tip kuruluşlarına botlarımızı teslim ettik ve bu botlarımız hali hazır itibariyle faal olarak görevlerine devam ediyor. Gene Deniz Kuvvetlerimizin ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın envanterinde bulunan botlar Mavi Vatan'ın farklı noktalarında görevlerini başarıyla yerine getiriyorlar. Bu da bizim için ayrıca bir gurur kaynağı. Sorunun cevabına gelirsek bu anlamda Sancar gibi insansız platformların havadan belirli bir harekat sahasına, helikopter veyahut da uçaktan atılmasına yönelik konseptleri biz de değerlendiriyoruz. Bunun için düşünüyoruz, çalışmalarımız devam ediyor. Ancak burada bence dikkat edilmesi gereken en önemli husus, Sancar gibi insansız deniz araçlarının üzerindeki hassas elektronik sistemlerin bu tip hava vasıtaları vasıtasıyla atılırken oluşabilecek hassasiyetleri çok dikkatli çalışmak gerektiğini düşünüyoruz en azından. Aslında dünyada uygulanan genel konsepte baktığınız zaman bu tarz platformlar genellikle intikal vasıtası olarak kullanılan platformların havadan harekat sahasına bırakılması şeklinde oluyor. Bizim de bu anlamda çalışmalarımız halen devam ediyor. Eğer tabii ki biz buna kani olursak böyle bir kopset üzerinde düşünürüz ve yeri geldiği zaman da bunu başarabiliyorsak zaten siz de denizde görüyor olursunuz bunu yaparken. Böyle bir görev verilirse böyle bir imkanı siz mühendislik açısından yapabilirsiniz diyor. Ben bir ekleme yapayım müsaadenizle. Lütfen lütfen. Karaya atmadığınız sürece. Karaya atmadınız o zaman paraşüt takarak artık. Denize attığınız sürece muhtemelen bir mühendislik çözüm bulunacaktır. Bulunacaktır. Sevgili Mahmut'un ikinci sorusu da tabii Advent sistemi var. Advent'in ihracatında bir gömülü bir ne istiyor o ülke? Bütün özellikleriyle mi veriyorsunuz? Ben de biraz ekleme yaparak bu soruyu sormak istiyorum. Veya Advent olmasın, kendi sistemim var diyor. Bunu uygulayabiliyor musunuz? Bu soruyu sormak önemli çünkü sistem açısından. Sancar'ın başka ülkelere pazarlanması, onlar tarafından kullanılması aşamasında bizim Yonca Tersanesi'yle Sancar demeyeyim, daha önceki bir takım projeleri içinde çok birliklerimiz var. Bayağı geçmişe dayanan bir işbirliğimiz var. Bu kapsamda, o işbirliği kapsamında zaten bunun başka bir ülkeye pazarlanacağını veya satılacağını, onun isteklerine uygun şekilde yeniden konfigüre edileceğini ve yeni fonksiyonlar kazandırılacağını zaten daha önce konuşmuştuk Yonca ile birlikte. Bu kapsamda verdiğimizde bunu aslında bir paket olarak veriyoruz. Bu paket içerisinde buna bir takım yetenekleri kazandıran Advent Savaş Yönetim Sistemi veya Advent Rota dediğimiz bunun mini versiyonu da mutlaka oluyor olacak. Tek farklılık burada o ülkenin bu botta yapmak istediği fonksiyonlara yönelik olarak konfigürasyonda, yani üzerine koymuş olduğunuz görev yükü konfigürasyonu değişik olabilir. Advent'te bunların hepsini karşılayacak yetenekte olduğu için biz siz Advent kullanmayın, başka bir üzerinde yazılım kullanın şeklinde pazarlayabileceğimizi düşünmüyorum. Öbür türlü bot tabiri caizse Yonca Onuk tarafından zaten yapılıyor, konuyor. Onun aklını katan diğer SIDA sistemlerinden de ayrılan Advent. Bizim farkımızı yaratan bir özellik olarak ortaya çıkıyor aslında Advent bu anlamda. Bu açıdan da önem arz ediyor. Bu arada rejideki arkadaşlarımız da son gazeteci arkadaşımız Turdef'ten Özgür Ekşi'nin sorusunu hazırlarlarsa hazır olduğu zaman da o soruyu alabiliriz.
Ben de bu açıdan ihracat başarısı umarım deniz kuvvetlerindeki gösterici başarıdan sonra, çünkü Türkiye bir yere ihraç ederken ilk gelen soru silahlı kuvvetler, Türk silahlı kuvvetleri kullanıyor mu? Geri dönüşler çok önemli. Deniz kuvvetlerinin tecrübesiyle birlikte bu tahminimce daha da yoğrulup farklı noktalara, yeni konseptlere çok hızlı bir şekilde ulaşacak diye düşünüyorum. Onlar da herhalde Advent'i tercih ederler diye. Öyle tahmin ediyoruz. Yani bu gerçekten Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığımızın gerçekten çok güzel bir vizyonu. Bu vizyonun başlamasıyla beraber Türkiye'de farklı konfigürasyonlarda, farklı görev yeteneklerine sahip SİDA'ların gene savunma sanayi firmalarımız tarafından geliştiriliyor olması bu çeşitliliği de gösteriyor. Bunların tabii Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmasıyla birlikte ilave kullanım konseptleri, ilave konfigürasyon önerileri de muhakkak gelecektir. Bu çeşitliliği yaratmış olması sebebi ben gene hani herkesin huzurunda Savunma Sanayi Başkanlığımıza ve bunu destekleyen Deniz Araçları Daire Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Evet, hazırsa şimdi Turdef'ten Özgür Ekşi'nin sorularını alıyoruz. Birden fazla sorusu var. Özgür sorularını soracak. Arkasından o soruları beraber konuklarımıza detaylandıracağız. Merhaba Tolga. Sayın izleyicilere, sayın konuklara da saygılar sunuyorum buradan. Bilen bilir benim birden fazla sorum olur. O yüzden biraz da kağıt hazırlayarak geldim. Önce yolculuk tarafına sormak istediğim bir soru var. İnsansız su üstü araçlarında Türkiye'deki ilk çalışmalar daha dar, daha kısa platformlarla başlamıştı. Sonra bunlar teknoloji arttıkça, büyüdükçe, imkanlar, ihtiyaçlar arttıkça büyümeye başladı. Acaba bu konuda onların beklentisi, vizyonu nedir? İlk merak ettiğim konu bu. Yonca Onuk, yurt dışında pek çok ülkeye ihracatı olan bir firma. Dünyanın dörtte üçü de denizlerle çevrili olduğuna göre ve Afrika'ya da bazı çalışmalar olduğunu, ihracat çalışmalarının olduğunu da duyduğumuza göre acaba onların aklarından geçen bir pazarlama stratejisini, hedef bölgeleri duyabilir miyiz? İlk duymak istediğim soru, yanıtlar bunlarla ilişkin. İkinci olarak, Havelsan daha öncesinden itibaren Genesis'le ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı ve bunu şimdi ağ destekli muharebe ortamına taşıdı Advent ile. Ve Sancar'ın da aslında en önemli özelliklerinden biri üzerinde bulunan Advent. Şimdi hepimiz biliyoruz ki muhabere olmadan muharebe olmuyor. Advent de aslında bunun en önemli taşlarından birini yerine getiriyor. Merak ettiğim konuyu şöyle tekrar okumak istiyorum herkes için. Advent'in su üstü platformlarında hava sahasında özellikle taktik resimde sağlayacağı fark ne? İlk merak ettiğim şey bu. İkincisi, deniz kuvvetlerinin ne tür ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyorsunuz? Üzerinde Advent bulunan bir su üstü platformu ile kontrol edilen saha genişler mi? Sabit alanın kontrol etkinliği mi artar? İkisi birden olabilir mi? Harp sahasının insandan arındırılması kuvvetlerin gelecek vizyonunun önemli bir parçası. İnsanlı insansız ortak ekip çalışması konusunda Havelsan'ın bu çalışması su üstü platformlara ne kazandıracak? Havelsan'ın birbirinden farklı yapıdaki insansız sistemleri birlikte çalışma faaliyetleri devam ediyor. Bu çalışmalar sonucunda sancarlar sürü halinde davranıp önceden belirlenmiş koordinatta otonom operasyon gerçekleştirebilecek mi? Bu sürü çalışmalarına insansız kara ve hava araçları katılabilecek mi? Advent'in bu çerçevede kara araçlarına ve hava platformlarına entegre edilmesi düşünülüyor mu? Burada yapay zeka nasıl bir rol oynayabilir? Şimdi her iki tarafa da sormak istediğim birkaç soru var. Önce burada bir açıklama yapmak istiyorum sorunun temelinin nereden geldiğini. Geçtiğimiz aylarda Ağustos ayının sonunda Basra Körfezi'nin açıklarında bir insansız deniz aracını İranlılar ele geçirdiler ve bunu kendi kıyılarına çekerlerken Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birlikler buna engel oldu. Burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Bu araç insansız araç uluslararası sulardaydı ve uluslararası sularda içinde insan bulunmayan bir araç sahipsiz sayılıyor. Burada bir hukuki bir sorun ileride önümüze çıkacak gibi görünüyor. Ben öncelikle bu konuya bir dikkat çekmek istiyorum. Ve sorum da şu,
platformların saldırıya uğradığını haber vermekten, kendini savunmasına veya içindeki değerli yazılımları ve donanımı imha etmesine kadar karşı önlemler var mı, düşünülüyor mu? Çok teşekkür ediyorum. Evet, sevgili Özgür'ün sorularını dinledik. Uzun uzun 7 tane sorusu var Özgür'ün. Özgür'le de zaman zaman canlı yayın yapıyoruz. Gerçekten enteresan noktalara temas etmiş. Hemen Yonca Onuk tarafıyla ben hızlı hızlı sorayım. Tabii. Uzun tabii sorular akılda tutmak çok güç. Sizler için SIDA vizyonu nedir? Kısaca bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi biz Sancar SIDA'yı tasarlarken öncelikle son kullanıcının ihtiyaçlarını dikkate alarak platformu tasarladık. Ve ona göre de görev yüklerini belirledik. Sektöre baktığımız zaman insansız deniz araçlarındaki eğilim daha büyük platformlara doğru yöneliyor. Bunun da sebebi aslında insanlı platformların bekasını sağlamak, artık insanlı platformları tehlikeli sahalara sokmamak. Bu tip bir ihtiyaç ortaya çıktığı zaman da inşa edeceğiniz insansız deniz aracının aslında biraz daha denize dayanıklı olması, uzun süreler hareket alanında kalması söz konusu olduğunda platformun da bu anlamda büyümesi gerekiyor. Biz bu anlamda da sektörü takip ediyoruz ve imkan kabiliyetimizde olan platformların ileride ihtiyaç duyulduğunda ve son kullanıcıdan talep edildiği şekliyle daha da büyüterek piyasaya sürmeyi veyahut da onların kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Yani açıkçası gelecek bu tür insansız sistemlerde, platformlarda. Evet, daha da büyüklerinde aslında ve bazılarını da aslında duyuyoruz çeşitli ülkelerden hayata geçirilmiş veyahut da halen deneme aşamasında olan. Dolayısıyla biz de aslında platformlarımızın imkan kabiliyetleri nispetinde büyüterek insansız olarak göreve sunmayı düşünüyoruz. Özgür'ün ikinci sorusu yine sizle ilgili. Afrika için pazarlama stratejiniz soruyor kısaca ama özellikle Türkiye'nin TB2'lerde Afrika'da çok müşterisi ülke olmaya başladı. Bu açıdan farklı bir stratejiniz var mı Afrika açısından? Yani aslında Afrika açısından değil her yer açısından farklı stratejileri öngörüyoruz biz. Aslında bu yola insansız deniz aracı özelinde Havelsan'la birlikte çıktık. Dolayısıyla pazarı ve ihtiyacı Havelsan'la birlikte belirliyoruz ve stratejilerimizi ona göre ortaya koyuyoruz. Burada en önemli olan husus ihtiyaç sahibinin neyi istediğini, nasıl istediğini ve hangi hareket alanında ne şekilde kullanacağını iyi anlamak. Bu anlamda da ona göre tasarımı birlikte yapıp ihtiyacı ortaya koymak oluyor. Bu anlamda da biz her pazarda bu Afrika olsun, Asya Pasifik olsun veyahut da Körfez ülkeleri bölgesinde olsun Havelsan'la birlikte işbirliği içerisinde bu pazarlama stratejisini birlikte yürütüyoruz. Sevgili Özgür Ekşi'nin sorduğu sorulardan biri de Advent'le ilgili ve buradaki taktik resimle ilgili. Çünkü bir isterseniz izleyicilerimize taktik resim nedir? Advent'le bağlantısını böyle bir kısaca bir anlatabilirseniz onu çok sevinirim. Taktik resim bir özel bir terminoloji yani savunma sanayinde olmayanların hani pek vakıf olmayacağı bilmeyeceği bir terminoloji olabilir. Taktik resimden kastımız bir savaş gemisinin veya bir komutanın, karar vericinin önünde o sahada olan gemileri, uçakları, işte diğer kara birlikleri vesaire görebildiği bir resimden bahsediyoruz. Bu resim derken fotoğraf gibi anlaşılmasın, dinamik olarak değişen o sahadaki kişilerin konumlarının, yerlerinin ve cinslerin, tiplerinin, gereksiz isimlerin belli olduğu bir resimden bahsediyoruz. Bu resim sayesinde, taktik resim sayesinde karar vericiler, ister gemideki komutan olsun, ister karargâhtaki komutan olsun, karar vermesini kolaylaştıracak bilgiyi sergilenmesini sağlıyoruz aslında. O bilgi sayesinde kimin dost, kimin düşman olduğunu, ne yapılması gerektiğini, nasıl hareket edilmesi gerektiğini, karar vermesini sağlayan resim diyelim buna. Dinamik olarak da değişiyor. Tüm komuta kontrol sistemleri, sadece Advent'e has değil bir konu, tüm komuta kontrol sistemlerinin bir taktik resmi oluşturma özelliği zaten var. Advent'in bu taktik resmi oluşturduktan sonra veya diğer komuta kontrol sistemi oluşturduktan sonra bir karar verilmesi gerekiyor. Yani komutanın bir karar vermesi gerekiyor ama bu resmi oluşturduğunuz yerde insan yoksa ne olacak? İşte Advent bunu sağlıyor. O taktik resimden çıkarıp yaparak o bilgiler çerçevesinde kararı kendisi veriyor. Yapay zeka sayesinde. Yapay zeka veya kural destekli bir takım yöntemlerle. Peki deniz kuvvetleri bu tür SIDA'larla birlikte ne tür ihtiyaçları karşılamayı hedefliyor? Çünkü mevcut bu SIDA projelerinde her birinin aslında uzmanlaştığı farklı farklı alanlar var. Söylediğiniz gibi yani bu
Türkiye'deki savunma sanayi tarafında üretilmekte olan şu an bildiğimiz kadarıyla 4 tane farklı SİDA var. Bu 4 farklı SİDA'nın da özelliklerine çok detaylarına girmeyeyim ben ama her birinin hem ortak bir takım yetenekleri var hem de birbirinden farklılaştıran yetenekleri var. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bu şekilde bir kurgu yapıyor olmasının gerekçesi de bunun her türlü görev fonksiyonu için aynı anda denenebilmesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sağlamak aslında. Daha sonra hangi görevlerin birlikte kullanılabileceği, hangilerin daha etkili kullanılabileceği veya mevcut hepsiyle ilgili yeni görev konseptlerinin belirlenmesi kapsamında Deniz Kuvvetleri'nin girdilerinde daha sonra bize ve Savunma Sanayi Başkanlığı'na sağlıyor olacaktır diye düşünüyoruz. Peki bir başka sorusunu da Özgür'ün biraz daha ben değiştirerek sormak biraz açıklayıcı anlamda istiyorum. İzleyicilerimiz de video yapıyoruz. İnsansız İHA sistemleri. Ya işte TV2 alalım, Anka alalım. Tamam değil. İnsanlı uçaklar da lazım. Bunlar bir sistemin bütünleyici parçaları. Aynı şey için deniz için de geçerli mi? Yani sadece insanlı veya insansız sistemlerle. Bunun biraz entegrasyonuyla ilgili birkaç bir şey söyler misiniz? Tabii bu insansız deniz araçlarının birden fazla kullanım konsepti var. Bir tanesi yalnız başına veya sürü halinde kullanılıyor olması. Bir diğeri de gene harp sahasında konseptlerden bir tanesi. Genel literatürde de bulabileceğiniz konseptler. Bir ana gemiyle birlikte bir veya daha fazla insansız deniz aracının kullanılıyor olması. Yani belli boyuttaki gemilerden denize gönderebileceğiniz veya atabileceğiniz veya taşıyabileceğiniz miktarda SİDA'yı siz harp sahasına götürebilirsiniz. Ve harp sahasında onu götüren ana gemi ve diğer gemilerle birlikte müşterek bir harekat planlayıp yönetebilirsiniz. Yani şöyle varsayın, harp sahasına bir gemi gönderdiniz. Büyük bir gemi olduğunu varsayalım. Bunu TCG Anadolu gibi. İçerisinden 10 tane daha üzerinde silah yükü olan SİDA'lar çıkıyor. Dolayısıyla artık siz bir gemi değil, o bölgede 11 gemi olmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu tip avantajlar, onların birlikte kullanılmaya ilgili bir takım taktikler de geliştirilmesi bu safhada sağlanıyor olacak. Ortakta bir soru var tabii. Gerçekten gündemde olan bir soru. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde İran'da Basra Körfezi'nde Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir insansız deniz aracı, işte o yelken sistemiyle falan farklı bir konseptleri var. İran'ın eline geçti. Peki diyelim ki düşmanın eline geçti. Kendini imha edebiliyor mu? Hukuksal açıdan ne oluşuyor? Bunlarla ilgili nereye, hangi platforma oturuyor? Bunun böyle bir araştırması var mı sizlerde? Yani şöyle, aslında bu tip acil durum senaryolarını biz çalışıyoruz şu anda. Gerek bu bir harekat sahasında muhasamat döneminde muhasım tarafından platformun ele geçirilmesi olsun. Veyahut botun kendinin içerisinde bir emergency durumun söz konusu. Bir arıza meydana, arıza meydana gelmesi, yangın çıkması gibi böyle acil durum senaryolarını çalışıyoruz. Bunun üzerinde düşünüyoruz. Neler yapılacağımızı sistematik olarak ortaya koyuyoruz. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi muhasamat sahasında muhasım tarafından bu botun ele geçirilmesi durumu söz konusu olursa botun kendini imha etmesi içindeki yazılımların ve bir takım farklı donanımların korunması açısından önem arz ediyor. Bunu da düşünüyoruz aslında. Bu da bir çözüm noktası olarak aklımızın bir kenarında. Muhtemel Savunma Sanayi Başkanlığı'nın hazırladığı bu isterler içerisinde de muhtemel bunlarla ilgili bazı şeylerin herhalde ben olacağını hizmete girdiği zaman tahmin ediyorum. Ama tabii sizlerden bu kelimeleri duymak haklı olarak kolay değil. İşin gizlilik tarafı, karşı tarafa da herhangi bir şekilde bir kelime vermemek gerekiyor. Bunlar önem arz ediyor. Belki Yavuz Bey'e bir ekleme yapmak lazım. Hani biraz da esprili olarak. Yakalanırsa ele geçirilebilir. Yakalanırsa, yüksek hızda hareket ederken evet. Yakalarsanız ele geçirebilirsiniz. Kaç knot yaklaşık süratı Sancar'ın? Şu anda Sancar'ın uzaktan kumanda modunda süreti 40 knot'un üzerinde. 40 knot'un, yani onu kilometreye benim gibi... Kilometreye çevirirsek çok yuvarlak bir hesapla 2 ile çarparsak 80 kilometre diyelim. Yakın buna. Gibi çok deniz açısından çok hani, önemli bir 40 knot'lar sizin için çok normal süratler. Yonco'nun hazırladığı hızlı botlar açısından ama deniz araçları açısından 40 knot. Gerçekten böyle bir aman Allah'ım buna kadar hızlı diyebileceğiniz bir sürat. Bu arada tabii sürü konusuyla ilgili de sevgili Özgür'ün sorusu var. Sancar'ın sürü versiyonuyla ilgili biraz önce konuştuk ama ileride bu konseptler farklı farklı aşamalara geldiği zaman gerek Advent Rota üzerinden gerekse sizin hazırlayacağınız sistemlerle de bir sürü operasyonunda mümkün olduğunu belirtmiş olalım izleyicilerimize. Evet, benim tabii merak ettiğim konulardan bir tanesi de Sancar'la ilgili gelecekte bir
Panzer'la birlikte, çünkü bugün Baykar'a bakıyoruz. 25 ülke oldu yanlış hatırlamıyorum, çünkü her gün yeni bir revizyon geliyor. Ben de ipin ucunu kaçırmış durumdayım. Ben eminim ki Türkiye'de bu konuda yeni bir başarı sayfası önümüzdeki yıllarda açacak. Deniz Kuvvetleri'ne ne zaman teslim etmeyi planlıyorsunuz Sancar'ı? Sancar'ın şu anda testleri devam ediyor. Ne aşamadasınız testlerle ilgili? Testler aşamasında şu anda otonomi ile ilgili testleri icra ediyoruz aslında. Botun yazılımsal ve uzaktan kullanım şekillerine yönelik olarak testlerimizi tamamladık büyük ölçüde. Şu anda otonomi ile ilgili testleri yaklaşık işte bir aydır devam ediyor. Bunları tamamladıktan sonra herhalde önümüzdeki senenin ortalarına doğru veya yaza doğru Sancar'ı teslim etmiş olacağız. Benim de tahminim o tarihlerde teslim etmiş olacağız. Bu tabii Deniz Kuvvetleri'nde beraber herhalde çalışmalarını sahada devam edecek diye tahmin ediyorum. Onların geliştirecekleri yeni taktikler, konseptler Sancar'a uygulanacak diğer SIDA sistemleriyle birlikte. Deniz Kuvvetleri sonrasında herhalde bir sipariş aşaması, yani sipariş derken bunlar tabii sipariş edilmiş ama daha miktarlı siparişler tahminimce gelecek gibi. Onlarla ilgili beklentileriniz, öngörüleriniz neler? Tabii ki şöyle, bu proje kapsamında Deniz Bey'in de daha önce ifade ettiği gibi 4 tersaneye farklı görevler tevdi edilmiş durumda. Bunları hep birlikte çalışıyoruz. Günün sonunda Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacına cevap verecek platform tercihine bağlı olarak bu görevler asil görevler ve ek görevler olarak Deniz Kuvvetleri'nin hizmetine sunulacak insansız deniz araçlarıyla. Baktığımızda herhalde bu sayının iki haneli rakamlar çerçevesinde olmasını düşünüyorum ama tabii ki bu gene de Deniz Kuvvetleri'nin hareket ihtiyacı kapsamında belirlenecek bir rakam olacaktır. Tabii ki ne oldu? İnsansız hava araçlarında Libya'da, daha tabii Türkiye'nin yaptığı operasyonlar, sınır ötesi operasyonlar sonrasında Libya, Karadağ, Ukrayna ve çok çok farklı görevler meydana geldi. Tabii ki savaşlar olmasın, savaşsız çözülsün ama barış zamanında da çok güçlü olmak zorundayız. Teknolojiyi izlemek zorundayız. Ben eminim ki Deniz Kuvvetleri de şu sıcak günlerde bile farklı farklı konseptler SİDA'lar için düşünülüyordur. Bu araçlar deneme amaçlı küçük miktarlarda hizmete girince ben bu konseptlere arka arkaya bir sürü şeyin ekleneceğini tahmin ediyorum ki dünyanın da gidişatı herhalde bu yönde. Demin bahsettiğiniz gibi belki bu kullanım konseptlerinin belirlenmesi, Deniz Kuvvetleri'nin kullanımı sonrasında belki boyutuyla ilgili küçültme, büyütme, yeni görevlerin eklenmesi gibi bir takım durumlarda ortaya çıkabilecektir. Onlara yönelik yine Türk Savunma Sanayi'ndeki tersanelerimiz ve diğer firmalarımız herhalde çözüm üreteceklerdir diye tahmin ediyoruz. Ama önemli olan kullanıcının burada bizim hayal edip düşündüğümüz ve onların bize belirlediği fonksiyonların ötesindeki yeteneklere ilaveleri varsa savunma sanayi olarak onları da yerine getirmeye hazırız. İşte son günlerde doğalgaz boru hatları denizin dibinden geçiyor ve bir anda patlamalar oluyor. Belki de bu tür SİDA'lar oralarda devreye gezecekler. Çeşitli başka otonom sistemlerle belki birebir kontrol edecekler. Sonuçta bu kadar uzun bir alan içerisinde gemi çalıştırmak, kontrol etmek havadan bile olsa pek kolay değil. Belki de yeni görevler bunlar olacak. İşte dünyanın gelişmeleri sizi nereye doğru, rüzgar nereye doğru atıyor. Her an bunları yapacak altyapıya zaten şirketlerimiz sizler yolculuk olsun, haberler olsun. İnsansız deniz araçları olarak belki alta geçeceğiz. Belki de önümüzdeki yıllarda böyle bir programın konusu tamamen deniz altındaki insansız sistemler olacak ki bunlarla da ilgili epey bir gelişme söz konusu. Şimdi bugün Tuzla'daydık. Tersane ortamında ilk defa bu canlı yayınlarımızı da sahaya taşımış olduk. Çeşitli aksaklık da olabiliyor, önemli değil. Bu tür zaten yayınlarımızın hepsi sosyal medya mecraları üzerinde yayında. Kesilen yer olabilir. Bunlar birleştiriliyor, sonra sizler girip bakabilirsiniz. Bu arada tabii ki soruları verirken de bazı teknik aksaklıklarımız oldu. Kusura kalmayın tekrar onlar için de. Sevgili Cem Akalın'ın Defense Turkey'den sorusu yarıda kesildi. Aynı şekilde C4 Defense'den Mahmut Bölükbaş'ın, ben onları tekrar etmeye çalıştım soruları. Umarım cevaplar gelmiştir ama sağ olsun gazeteci arkadaşlarımız, savunma editörlerimiz çok iyi sorular hazırlamışlar. Açıkçası ben sadece soruları ilettim. Aklıma gelenleri de iki değerli konuğuma sormuş oldum. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben tekrar iki konuğumuza da ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili Yonca Onuk Tersaneleri burada Genel Müdürü Yavuz Arasa, Yavuz Bey ev sahipliğiniz için de teşekkür ediyoruz. Ayrıca Havelsan Arge ve Platform Entegrasyon Direktörü Deniz Remzi Dumlu'ya da, Deniz Bey sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sorularımızı gayet iştenlikle cevapladınız. Umarım izleyicilerimizin aklında
silahlı insansız deniz araçları, SİDA'lar konusu biraz daha açılmıştır. Ne farkları var, neler konuyor? Ben eminim ki ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda en az Türkiye'nin İHA'ları kadar SİDA'larında konuşacağız. Hatta bol bol eminim ki başka ülkelere de ihraç edildi. Bu haberleri de sizlerle paylaşacağız. Çok teşekkürler bizleri izlediğiniz için. Bir başka canlı yayında görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum.